Ermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Sayın Erçakıcı, şimdi geçtiğimiz gün Sayın Talat bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz de öyle koltuk sevdalısı falan değiliz. Yani CTP koltuk sevdalısıdır sözleriyle de ama hükümetten çekilecek de değiliz. Yani sırf bu söz söyleniyor diye. Dün Facebook'ta dikkatimi çekti, bu açıklama biraz daha gelişti. Dedi ki, aynı zamanda bizler hani koltuk sevdalısı değiliz ama anladın mı? Bravo, bak senin dikkatini çekmiş. Evet. Koltuk sevdalısı değiliz ama diğer taraftan bırakıp gittiler de dedirtmeyiz. O artı ondan daha önemli bir cümle var. Ne? Bırakıp gitti dedirtmeyiz kendilerine dönük bir şey. CTP'nin hükümette olmadığı dönemlerde, dur bulmaya çalışıyorum tam şeyi. Kalıcı olarak bu halka verilen zararların neler olduğunun da farkındayız dedi. Diyor. O aynı bildirinin içinde. Tamam mı? Evet. Yani koltuk sevdalısı değiliz. Yani diyor ki biz yokken bu halka kalıcı zararlar veriliyor. Yahut da böyle temelli öyle bir cümle şey vardı. Nedir o kalıcı zarar? Ya şimdi önemli olan onun bakış açısı ve onun kodladığı davranışın, yani CTP'nin veya Sayın Talat'ın önümüzdeki günlerde göstereceği davranışın ipuçları vardır bu açıklamanın içerisinde. Dolayısıyla yani bir şey anlamadık şu falan yok, gayet basittir ve gayet anlaşılırdır. Kodu açalım. Ha bak, buldum şeyi. Hasan Beyciğim, kodu açalım. Tamam, lütfen. Bizim işimiz o. Evet. Yani bu cümleden ne anlamamız gerekiyor? Kalıcı hasarlar, CTP yoksa kalıcı hasarlara neden oluyordan kasıt şu olur mu? Tamam, okey. Şimdi koltuk sevdalısı demesinler diye CTP işi bırakmaz diyor. Evet. Bırakıp gittiler demesinler diye de zorla kalmayız. Bak bir de o var Hasan abi. Yani evet. Açılımı şey. Dolayısıyla şimdi son cümlede yani kalıcı hasarlar olmasın ya da biz yokken kalıcı hasarlar oluyor. Bunun diğer taraftan okunması. Dolayısıyla biz oturacağız ki kalıcı hasarlar verilmesin diye tabii okunabilir. Ki, bu. Tabii ki, ama orada yani parametreler var. Yani burada gayet güçlü bir mantık silsilesi var. Yani şimdi bunu söylerken işte Talat'ı över diyecekler diye çekinerek söyledim ama desin tabii. Çünkü tersini de söylüyorlar. Burada güçlü bir mantık şeyi var. Yani belli sınırlara kadar bulunduğunuz yeri, yani iktidarda hele hükümetteki yerinizi koruyup kendi düşünceleriniz doğrultusunda toplumun şekillenmesine katkıda bulunmanız gerekir. Yoksa işte demagojik yaklaşımlarla biz koltuk sevdalısı değiliz. Efendim veya işte mesela biz, mesela var Talat'ın açıklamasında da var bu mesela. CTP hükümette var olmuş bir parti değildir. Yani muhalefet hükümette olsak da olur, olmasak da olur. Dolayısıyla biz hükümete mahkum değiliz. Zaten böyle değilsin. Zaten bu bilinen bir şey. Ve kimse de değil zaten. Ve kimse de değil. Niye ama siyasi partiler hükümette olmak ister? Şimdi bunu tabii dıştan baktığımızda amiyane tabiriyle yiyecekler, yutacaklar da onun için deriz. Hayır. Şimdi bu yani bizim partilerimize özgü bir durum da olabilir. Ama siyasi partilerin hepsi dünyada iktidar olmak için var olurlar. Hükümet etmek için var olurlar. Ve kendi düşüncelerine uygun bir toplum yapısı şekillendirmek için veya toplum var. Hayatını tabii. Kendi düşüncelerine uygun olarak şekillendirmek için var. Çalışırlar. Zaten bir iddia nedeniyle ortadadırlar. Şimdi bir gün bir partiye danışmanlık yapıyorum Hasan abi. Hı. Küçük bir örnek anlatayım sana. Seçim olacak. Tam da böyle şeyim, yani siyasal danışmanlıktan yanlış anlaşılmasın. Şirket olarak siyasal iletişim alanında faaliyette bulunuyoruz. İş yapıyoruz zaten. İşimiz bu.
Şimdi bu tartışmada masada işte partinin genişletilmiş MYK'sı falan filan, masada tartışılan konuda bu seçime girelim mi girmeyelim mi? Yani o seçime girmemeyi tartışan bir partiye danışmanlık yaptım evet, demek. Bir şey yani. Ben de şöyle bir dakika dedim, yani bir uçak niçin yapılır? Veya yani bir gemi niçin vardır? Esas varlık temeli. Bu seçim yani. Bu arada öyle çok şey bir seçim, saçma bir seçimdi yani. Şimdi söylerim ne olduğunu. Her neyse, niçin vardır? Bunun için vardır. Yani gemi yüzmesi için. Bir siyasi partide seçim için vardır. İddiasını ortaya koyar, bir şeyi ortaya koyar ve onun üzerinden halktan oy talep eder. Halk da bu görüşleri okey verirse o görüşleri hayata evet. geçirmek için demek gelir. Demek ki bu birinci kural. Temel budur yani. Evet. Ve o cümleyi buldum Sayın Talat'ın açıklamasında. Ancak bu parti, yani Talat'ın açıklamasından okuyorum. Evet. Hükümette olmadığı dönemlerde ülkenin ve halkımızın geleceğini ipotek altına alan, geri döndürülmesi güç, ne büyük hatalar işlendiğinin de bilincindedir. Şimdi biz o mantıkla bakalım olaya. Evet. Yani biz bunu işte hangi hatalar yapıldıydı, bunlar gerçekten hata mıydı, değil miydi başkaları tarafından falan gözlüğüyle bakmayalım. Hı hı. CTP gözlüğünü takalım ve bakalım. Ve Sayın Talat o gözlükle hangi kriterleri kullanarak bu önümüzdeki siyasi gelişmeleri değerlendireceğini bize anlattı gayet açık ve net bir şekilde. Yani bu su meselesine dönersek Talat diyor ki yani biz gidersek zaten bu anlaşma hemen imzalanacak ve kötü bir anlaşma olacak. Biz en azından bunu iyileştirmek için bu hükümette kalmalıyız diyor bu mantık. Evet. Veya yarın ekonomik işbirliği protokolü gelecek, başka işler gelecek. Bunların bizim mantığımıza göre şekillenmesini istiyorsak hükümette kalmamız gerektiğinin de bilincindeyiz diyor. Ama yani koltuk sevdalısı da değiliz. Yani gerekirse gideriz. Hükümette var olmuş bir parti değildir CTP diyor. Ama kimse bize koltuk sevdalısısınız diyecek diye de diyor. Bu görevimizi yani toplumu veya toplumun sorunlarını CTP'ye göre çözme görevimizi unutacak değiliz diyor. Şimdi bunun işte düne yansımasını hemen gördük zaten. Yani hı hı. bırakın bugüne. Düne yansımasını gördük zaten. Dün beklenirdi ki Ulusal Birlik Partili bakanlar Sayın Başbakan'a desinler ki bu metni imzala kardeşim. Evet. İmzalamayacaksan şöyle böyle. Ve tabii ki Başbakan olarak Ömer Bey'in bu konuyu konuşturtmadığı ve bu konuyu kendisinin Türkiye ile konuşacağını söylediği işte basına yansıdı. Kendi de açıkladı dün. Ve dolayısıyla yani UMP'li bakanların da böyle bir şey söyleme ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Zaman kazandırmak bakımından başbakana. Dünkü yani bu görüşmeyi sağlamasına fırsat vermek bakımından. Tabii ki tahmin ederim iki başbakanın veya işte başbakanın Türkiye hükümetiyle bir uzlaşma sağlaması durumunda Ulusal Birlik Partisi ile bu şekliyle bu imzalanacaktı. Değiştirdin de imzaladın deme gibi bir iddiası yoktur. Ötelendi mi şimdi bu hükümetin bölündüğü, yok olduğu? Dünkü programımızda çünkü dedik ki hükümet bitti demiştik. Tamam, şimdi ona geliriz. Bu soru önemli soru. Çünkü o beklentilerle ilgilidir. Yani şimdi olanı anlatıyoruz. Şimdi benim ne beklediğimi sorarsan, yani gelişmelerin nasıl olacağını beklediğimi sorarsan o başka bir şey. Dolayısıyla bu da Sayın Talat tarafından ortaya konan bu mentalitenin bir yerde Sayın Kalyoncu tarafından uygulanmasını dün görmüş olduk. Şimdi gelelim soruna. Şimdi Ulusal Birlik Partisi Cuma gün parti meclisini toplantıya çağırdı, yani yarın. Evet. Bugün yarın olacak gelişmeler neler olabilir? Bir kere Ankara'daki bu patlama bu krizin, Kuzey Kıbrıs'taki krizin veya hükümet sorununun veya su krizinin ne desek diyelim biraz daha ötelenmesini gerektirir. Peşinden onu da söyleyeyim. Yani bizim kafamızdaki takvime göre gitmez her şey. Yani bugün Ankara, Sayın Başbakan'ın yani Ömer Kalyoncu'nun zorlayarak Türkiye'de Sayın Başbakan'dan görüşmeye çalışması
boşuna olabileceği gibi aynı zamanda nezaketsiz bir davranış da olur. Ancak taziye mesajı için olabilir. Tabii. Sadece onun için olabilir. Dolayısıyla işte Ulusal Birlik Partisi'nin de Cuma gün ilan edilmiş bir parti meclis toplantısı var ve muhtemelen bu hükümet konusunu değerlendireceklerdi. Su krizine bağlı olarak başbakana ne diyecekler, CTP'ye ne diyecekler vesaire. Ama buna zaman kazandırmak lazım. Dolayısıyla bırak sen bizdeki nedenlerle ertelenmesini bu krizin, sadece Ankara'daki patlama nedeniyle bile ertelenmesi gerekir diye de ben peşinen bir şey söylemek isterim. Ama tabii işin özüne dönersek, zamandan bağımsız olarak Sunat Bey'in bugün gazetelerde tekrar açıklamaları var. Bu konuda UBP'nin sözcülüğünü yapıyor. Belli ki kendi aralarında konuşmuşturlar. Çünkü ısrarla Sunat Bey konuşuyor bu konuda. Ve havadisi verelim arkadaşlar. Yani bu anlaşmanın imzalanması gerektiğini tekrar ediyor Ulusal Birlik Partisi sözcüleri. Ve dediğim gibi kulislerden alınan bilgiler de bu yöndedir. Eğer dediğim gibi iki başbakan yeni bir uzlaşıya varırlarsa böyle Ulusal Birlik Partisi'nin buna itiraz edeceğini, bu yeni uzlaşıya itiraz edeceğini hiç düşünmem. Dolayısıyla hükümetle yoluna devam eder. Burada soru şudur. Eğer iki başbakan uzlaşıya varamazlarsa, yeni bir şekil almazsa bu hükümetler arası anlaşma, Sayın Kalyoncu başbakan olarak, bu hükümetin başı olarak bu anlaşmayı imzalar mı, imzalamaz mı? İmzalar mı? Ben imzalamayacağı konusuna yakınım. Bence biz burada beyhude konuşuyoruz. Tamam. Yani mesela Ömer Kalyoncu'nun zaten bugüne kadar, Hasan abi bir şey söyleyeyim, sen yorum yap lütfen. Bugüne kadar zaten Ankara'ya gitmesi, bu konuyu iki başbakan arasında konuşması, olayı birinci ağızdan Sayın Kalyoncu'nun anlatıp yani muhatabıyla, hani işte mütekabiliyet falan konuştuk ya geçen günlerde. Yani Sayın Davutoğlu'na demesi lazım ki bakın böyle böyle biz bunu Kıbrıs'ta tartışıyoruz. Ben Türkiye'nin bu noktada böyle aman aman şunu isterik bunu isterik bir falan filan olduğunu sanmıyorum zaten. Yani iki başbakan oturup bu konudaki kırmızı çizgileri belli edip Sayın Kalyoncu, bence bu iş çoktan şimdi, çözülebilirdi. Şimdi Cem, bu söylemin... Çok mu basit alıyorum bilmiyorum hayır, ama... Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu söylemin olduğu gibi yanlıştı. Neden? Çünkü işte ortada, yani hep öyle derler diye, ben yani şimdi pişmiş aşağı su katmak istemem dedi Sayın Akıncı. Herkes onu söyler. Ben de yani şimdi böyle çok garip bir şey söylemek istemem doğrusu ama yani... Neden böyle söyledim? Çünkü ortada siyasal olarak pazarlık yapılacak bir durum yoktur. Anladım. İnsanlarımızın önemli bir kesiminin anlayamadığı bence budur. Yani herkese ukalalık da ediyoruz. Bir tek biz anladık gibi. Şimdi ortada Türkiye'den gelmiş bir su vardır. Bu suyun dağıtımıyla ilgili bir ihale yapılacak. Tamam. Evet. Ve bu ihale yapılmadan önce, yapılabilmesi için bu ihalenin koşulların belirlenmesi lazım, şartnamenin çıkması lazım. Tamam? Hangi şartlarda bu ihale yapılacak? Şimdi bu şartları siz ağırlaştırdığınız, absürt hale getirdiğiniz, bozduğunuz takdirde bir özel sektör kuruluşunun bir kaynağı kontrol eden, ya kendi öz kaynağı veya kredi alabilecek durumda bir özel sektör kuruluşunun gelip bu ihaleye girmesini de imkansız hale getirirsiniz. Eğer amaç bu ihaleyi gerçekten imkansız hale getirip, ya kimse zaten başvurmuyor. Dolayısıyla işte mevcut sistem içerisinde bu su dağıtılsın dedirtmekse hiç söylenecek bir sözüm yoktur. Ama eğer amaç gerçekten bu ihaleye birden fazla birbiriyle yarışarak şirketlerin girmesi ve dolayısıyla buna uygun, yani yarışma olduğu için de hepimiz için, tüketiciler için daha elverişli şartların oluşmasını sağlamaksa ihalenin sonucunda, bunda
fiyattan, yatırım miktarına, sürelere kadar bir sürü şey var. Tamam? Evet. Eğer oysa bu ihalenin şartlarını, yani bu şartnamenin içeriğini ona göre hazırlamak lazım. Şimdi bu hükümetler arası anlaşmanın bazı unsurları bu şartnamenin nasıl olacağını belirleyecek. Oradadır şey, konu. Ve konu aslında siyasi olmaktan çok tekniktir. Okay. Hangi şartları ortaya koyabiliriz ki bu ihaleye çok sayıda firma, güçlü firmalar, iyi firmalar katılsın? Bu soruya yanıt arıyoruz aslında. Soru şu. Nedir pazarlık ediyoruz, müzakere ediyoruz? Kimin neyin pazarlığını yapıyoruz? Tamam, soru şu. Kalyoncu yani, niye gidiyor? At pazarlığı yapıyoruz. Kalyoncu niye gidiyor o zaman Ankara'ya? Neyi konuşacak şimdi, yani? Şimdi bu gelinen aşamada orada siyasi sıkıntılar oluştu. Ne gibi? Çünkü bu meseleye benim bu biraz önce söylediğim gibi bakılmıyor ki. Teknik bakılmıyor. Teknik bakılmıyor. Bunu siyasi. Burada izah ettim. Mesela özelleştirmeyi engellemek için seferberlik ilan edenler vardır. Hiç şikayetim yok. Özelleştirmeye karşı olabilirler. Ama mesela bakıyoruz CTP'nin içerisindeki belli unsurlar aslında teknik diyerek bu insanlarla müttefik olarak işbirliği içinde hareket ediyorlar. Yani onların teknik diye ileri sürdükleri gerekçeler bu özelleştirmeyi önlemek içindir. Biraz önce söylediğim cümle veyahut da özel sektörün bu alana girmesini önlemek içindir. Özelleştirmedir değildir. Veya Türkiye tersine. Karşıtlığı mıdır? Veya Türkiye karşıtlığıdır. Dolayısıyla biraz önce söylediğim cümle onları kapsar. Yani bütün mesele tartışarak bu işi o hale getirelim ki hiç kimse bu işe karışmasın özel sektörden ve dolayısıyla bu bize kalsın. Mantığı var orada. Onları fazla dikkate almam gerekmez benim teknik olarak. Yani gene de bakarım söylediklerine. Ama ben zaten bunu artık görüyorum. Uzadı bu iş. Program öncesinde sana bıkkınlık getirdim. Yani mesele budur. Tamam. Mesele zaman... bu ihaleyi etkili bir şekilde yapabilmek için gerekli koşulları oluşturmaksa eğer, bizim Türkiye ile bir alıp veremeyeceğimiz, Türkiye ile başbakanlar düzeyinde görüşeceğimiz şu bu diye bir şey yok ki. Tamam, eğer benim yorumum hatalıysa hatalı dediniz. Kalyoncu tekrar soruyorum. Niye gidiyor, neyi konuşacak? Tamam, söyleyeyim. Söyleyeyim onu da daha basit olarak söyleyeyim. Yani konuyu güncelleyerek söyleyeyim. Şimdi ortaya bir anlaşma taslağı çıktı. Bu anlaşma taslağına göre belediyeler bizim hukuki durumumuzla, iç hukuk sorunlarımızla dikkate alınarak belediyeler bu sisteme katılıp katılmayacaklarına kendileri karar verecekler. Evet. Eğer belediyeler bu kararı verirken katılmama yönünde tercih kullanırlarsa bu anlaşma diyor ki bu belediyelere yerel kaynaklardan su verilecek ve ihalede ortaya çıkacak olan fiyatla su verilecek. Yani diğer insanlar 4,5 liraya su alırken o ihaleye sisteme katılmayan belediyelerde 2 liraya su olmayacak. Buradan da itiraz yükseliyor. Diyorlar ki ama o su içilebilir su olacak. Bu su kötü su olacak. Yani iyi suyla kötü suyun fiyatı nasıl olur da aynı olacak? Bak yine teknik bir konu bu. Evet. Ha, şimdi şeye gelince bu ihaleyi hazırlamaya çalışanlar da diyorlar ki zaten caydırıcı olmasını istiyoruz biz. Herkesin bu ihaleye katılmasını istiyoruz. Diğerleri de diyor ki ama diyor zorlama olacaksa nerede bizim tercih hakkımız? Evet, yani bu suyu maksimum derecede kullanmak için olay tasarlanırken, süreç tasarlanırken bir miktar zorlayıcı önlem konuluyor bu sürecin yani içerisinde. Ben suyu, bunun neresi? Hem suyu isterim diyor hem de istemem diyor. Falan. Anlatabildim mi? Bunlardır konuşulan. Tamam. Ha şimdi bunları Sayın Başbakan Sayın Davutoğlu'yla görüşme fırsatı bulsa muhtemelen Sayın Davutoğlu bunları anlamayacaktır. Çünkü yani adamın gündeminde ne alakası var bunların? Yani siz kendinizi Ahmet Bey'in yerine koyun, Davutoğlu'nun yerine koyun. Nedir Sayın Kalyoncu dediğiniz derse ben şaşmam yani. Ben Sayın Davutoğlu'nun yerinde olsam ne diyeceğimi de peşinen söylemek isterim. Ben tabii şimdi biz bu tartışmanın içindeyiz diye yani böyle konuşuyor da olabiliriz. Ben olsam şunu derim. Sayın Kalyoncu, biz sizi seviyoruz.
biz size bu suyu getirdik. Siz ne istiyorsanız yazın getirin. Arkadaşlarımın da kusuruna bakmayın. İmzalayacağım. Müsteşar yardımcılarının, diğer bakanların. Ben imzalayacağım. Ben imzalayacağım sizinle. Siz yazın. Alın gelin. Dinlemeyecek. İçiniz mi? Rahat olsun. Bak Kalyoncu'yu dinlemeyecek. Ben yani. Olsam Davutoğlu'nun yerinde kesinlikle böyle derdim. Tamam başta söyledim. Çok düşündüm yani bu konuda. Bak başta söylediğim cümle buydu işte. Ben inanmıyorum Türkiye'nin işte sen gittin Türkiye işte KKTC başbakanı olarak Türkiye başbakanı oturuyorsun dedin de böyle böyle. Bu iş zaten başta çözülürdü yani. Biz öyle zaten ama, mecburuz. Ama işte bak söylediğim başka bir şey var. Bence en değerlisi de o. Sen bunu bu kadar teknik bir konuya gidiyorsun. Bütün işin yokmuş gibi. Tamam. Ama teknik senin bütün konuyu, işin bu aslında. Tamam. Sana göre öyle. Senin için bu büyük problem. Senin bütün işin bu ama karşı tarafta karşı tarafın, bütün iş bu değil. Ya adam Rusya ile savaşıyor. Ne bileyim Amerika ile didişiyor. Ya adamın bir sürü şeyi var. Problemi var zaten. Yani Güneydoğu'da başka bir savaş var. Her yerde bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani Güneydoğu'daki savaştan kastım orada birileri ülkeyi karıştırmaya ne çalışıyor. Ne var? Savaş savaş dersen daha kötü. Yani değil, hayır bu yani belli bir şey. Şey savaşı değil yani öyle şey. Devletler savaşı. Arası ha, savaş öyle değil. Bir savaş değil. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla öyle bir durum var. Sen de gideceksin böyle bir adamın karşısında diyeceksin ki aman aman işte bilmem ne falan filan. Her neyse ama bu su konusu vesaire Hasan abicim bir başka problemimizi daha ortaya çıkartıyor. O da şu. Mesela UBP diyor ki biz diyor Türkiye'ye savaş açılması, Türkiye'ye muhalefet yapılmasına izin vermeyiz. Tavrımız belli diyor Sunat Hatun. Az önce arkadaşımız da ekrana getirdi. Bizim tavrımız belli. Bu anlaşma metni imzalasın istiyoruz. Türkiye'ye sistemli bir şekilde muhalefet örgütleme çabasında diyor CTP içerisindeki bazı kesimler. Gayet iyi analiz edilmiş demek ki ya da bilmiyorum sen ne dersin ki sen de az önce öyle söyledin CTP'de. Ben içerisinde. De öyle söyledim doğru. Evet. Öyle söyledim. Yani sadece CTP içindeki bazı kesimler değil tabii. Dışta da var ama onların bence yani daha anlaşılırdır yaptıkları ve kendi içerisinde tutarlıdır, etiktir hatta. Neden? Çünkü insanlar zaten bunun için örgütlenmişler. Bunun için çaba ortaya koyuyorlar. Yani bu onların hakkı. Tamam. Siyasal eğilimleri buysa, şimdi bunun, bu siyasal eğilimlerini çeşitli vesilelerle, olaylar gündeme geldikçe, çeşitli araçlarla ifade etmek hakları. Tamam. Ama burada ikirciklilik yaşayan, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendi içinde böyle şeylere müsaade etmesi, bir sorun. Şimdi bu alım garantisine falan da karşı çıkıyor CTP değil mi? Ha şimdi mesela alım garantisine sadece şey, CTP karşı çıkmıyor bir ki. Bir şeye geliyorum. Bu tartışmalar içerisinde CTP değil mi? Bu iş bunun içerisinde alım garantisi konusu da tartışmalı hususlar. Buna karşı bir çıkmıyor şimdi CTP ha. Kurumsal olarak. Tamam. Mesela Mehmet Ali Bey'in söylemine bakın. Orada bir karşıtlık yok. Tamam. Orada bir başka detay var. Onu ben de karıştırmayayım insanların akıllarını şimdi. Şimdi bugün gazetelerde şöyle bir haber var Hasan abicim. Diyor ki, halbuki demiş Kıbrıs Postası arkadaşlar verebilirsiniz. Halbuki Mausa'da su 2023'e kadar alım garantili. Şimdi bunu tabii Oktay ki bak gazeteler böyle yazmak ihtiyacını hissetti. Niye? İşte gazete ekranda görünüyor sağ taraftaki köşede. Evet sağdaki köşede. Halbuki kelimesini koymak ihtiyacını hissetti gazeteci neden? Arkadaşlarımız. Neden? Çünkü içerikte diyor çünkü ki. Çünkü algı CTP'nin alım garantisine karşı çıktığı şeklindedir. Evet. Ve tabii ki Oktay Kayalp'ın belediye başkanlığı döneminde imzalanmış bir anlaşma ellerine geçtiği zaman bunu böyle duyuruyorlar. Tabii, yani, yani siz diyor CTP bugün tercümesi şeye karşı çıkıyorsunuz, alım garantisine karşı çıkıyorsunuz ama sizin 20 senelik belediye başkanınız Oktay Kayalp da alım garantili anlaşma yapmıştı. Evet. Ama ben biraz önce söyledim, CTP alım garantisine karşı çıkmıyor nihayet CTP olarak. İçindeki bazı ayrıca şunu da söylemek isterim. Alım bazı kamu özel işbirliği anlaşmaları alım garantisi içermek zorundadır. Aksi takdirde zaten o anlaşma olmaz. Aksi takdirde o yatırım olmaz. Mausa'daki örneğe bakalım. Bu denizden su arıtmayla ilgilidir. Adam gelecek denizden su arıtma tesisi kuracak.
ve siz onu ister alacaksınız ister almayacaksınız. Evet. Üstelik serbest piyasa da yoktur. Yani suyu dağıtmak sizin tek elinizdedir. Tek alıcı sizsiniz. Ama mesela Mausa'da tek alıcı belediyedir. Evet. Adam suyu tesisi kuracak. Ondan sonra belediyeden onu almasını bekleyecek. Tabii o zaman fiyat da ona göre olacak. Belediye ama diyecek bana bunu 1 liraya verirsen alırım. Adam zaten tesisi kurmuş, yatırımı yapmış. Milyonlarca doları atmış oraya. Olmaz böyle yatırım olmadı zaten dünyada. Dolayısıyla o tesis de orada olmayacaktı. Ama bir dakika, Kudret Özersay da karşı çıkıyordu. Hatta Kudret Özersay diyor ki, ey diyor Aksa'dan diyor ağzımız yanmadı mı diyor. Aksa örneğinden hala ağzımız yanmadı mı ki? Ben Kudret Bey'e sormak isterim. Aksa'dan ağzı nesine yandı? Bir dakika. Aksa'dan ağzımız yanmadı mı ki bu metne de, su metnine de alım garantisi koyuyoruz? Benim yanmadı. Sizin yanmadı mı? Benim yanmadı. Niçin? Tam tersine görüyorum zaman zaman yani neler yaşanabileceğini, bütün kurumun tek elinde kalsaydı şey elektrik üretimi. Evet. Yani hesap da vermiyor. Aksa'ya bari tabii militanca bir karşıtlık oluşturduğumuz için hesap da sorabiliyoruz. Veya en azından kamuoyunda bir sürü denetlenememesini yani denetleyebiliyoruz demedim. Ondan tereddüt ediyorum. Çünkü aslında denetleyecek kurumlar denetlemiyor. Onlar da kamu kuruluşudur. Yani bu ekranda da söyledik. Gazetelerde de yazdı. Aksa'ya bir partinin piyango biletlerinden yüz binlerce TL'lik götürüyor. Kurumun başı, denetleyecek olan kurumun başı, alıcı kurumun başı. Hı hı. Bu zaten kamudaki sorundur. Onun için Kudret Bey'in Aksa'dan dilinin ne yandığını, o sistemden, o modelden çok merak ederim doğrusu. Bu arada Kudret Bey de geçici başkan olarak. O ayrı bir konu. Şimdi beni ona bulaştırma. Tamam, ben şimdi bu kamu özel işbirliğiyle yapılacak olan tesislerin veya kurulacak olan sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer tek alıcı kamuysa alım garantisi. Bunu söylemek istiyorum. Tamam, bu ister elektrikli olur, ister suda olur, ister başka şeyde olur. Dolayısıyla bugünkü su tartışmalarının da aslında ne kadar teknik olması gerektiğini de anlatıyorum burada. Nokta. Tamam, ama bu su konusu bizi yani ekonomik örgütlerimizi de ciddi bir soruna doğru yöneltiyor. Arkadaşlarımız telefon bağlantımızı gerçekleştirsinler lütfen. Bu konuyla ilgili Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'le konuşacağız. Bir açıklama var efendim. Kamuoyuna açıklama şeklinde. Hatta bunu da verelim ekran arkadaşlar, kamuoyuna açıklamayı. Ben de içinden alıntılar yaparak bu açıklama metninin altında sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin imzası var. İşte şu an ekrana getiriyor arkadaşımız. Bu açıklamada hemen hemen bütün bizim ekonomik örgütlerimiz, değil mi Hasan abi? Bunlar şeydir, yani ekonomik örgütlerimiz bu kadar değil ama tabii, yani yatırım alanlarını dikkate aldığınız zaman Şimdi yani bunların temsili vardır. Bütün şeyi temsil ettiklerini söyleyebiliriz. Evet, kamuoyuna açıklama diye şu anda ekranınızda olan metinde siyasi istikrar isteniyor. Reform sürecinin derhal başlanması isteniyor. 2016-2018 ekonomik ve mali işbirliği protokolünün su dağıtım sistemiyle ilgili gelişmelerden bağımsız olarak ele alınması ve en erken zamanda imzalanarak yürürlüğe konulması isteniyor. Su dağıtım sistemiyle ilgili sorunların da yetkili makamlar tarafından kamu özel işbirliği çerçevesinde, bu model çerçevesinde çözüme kavuşturulması da beklenilen şeyler arasında. Evet, ben size yine detayları aktarmaya devam ediyorum. Kıbrıs Türk halkının sorunlarına çözüm bulunması ve çözüm sonrasına hazırlanması için Türkiye ile en üst düzeyde temas kurulmalı. İki devletin yetkilileri en üst düzeyde bir araya gelerek sorunlara ivedilikle çözüm bulunmalıdır diyor. Bu şekilde bir bilgi yer alıyor. Bu kamuoyuna açıklama konusundaki bilgi böyle.
Kıbrıs sorununa bulunacak çözüme hazır olabilmemiz ve bu çözümden kazanç sağlayabilmemiz için toplumsal birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyaç duymaktayız. Siyasi partiler ve liderler birlik ve beraberliğe katkıda bulunacak şekilde görev yapmaya özen göstermelidir, diyor. Evet, bu şekilde bilgiler yer alıyor bu metinde. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kamuoyuna açıklama metninde yazanlar bunlar. Bu metinde, şu anda ekranda olan metinde bilgileri görmüş oldunuz. Hasan abicim, şimdi bu kamuoyuna verilen açıklamadaki yer alan bilgilerde siyaset kurumundan beklentiler var. Zaten temeline baktığımızda, değil mi Hasan abi? Hı hı. Siyaset kurumundan istikrar bekleniyor, sorunların çözümü isteniyor. Bu sorunlar çözülmediği için de yaşanan sıkıntılar olduğu da belirtiliyor. Sen ne diyeceksin bu kamuoyuna verilen açıklama hakkında? Şimdi benim anladığım kadarıyla iş dünyasını, esnaf ve zanaatkarlarımızı da kapsayacak şekilde kullanıyorum bu deyimi. Etkileyen şey siyaset kurumunun herhangi bir sorunu çözmekte çok yetersiz kalmasından kaynaklanan sıkıntılarını dile getirmek ihtiyacı hissettiğidir. Evet. Tamam, yani dikkat edin, burada da çok söylüyoruz. Bugün sabah işte sana zaten tepki gösterdim. Dedim ki bana su meselesi açma. Ama geldik açtık gene. Mecburuz. Orada kilitleniyor. Ve teknik olarak da açtık üstelik. Yani dedik ki ya bu ihalenin yapılabilmesi için gerekli olan unsurları konuşuyor bu insanlar. Ne gelip de siyasi pazarlıklar vesaire diyoruz. Yani ve işte siyaset kurumu bu kadar verimsiz, teknik bir şeyi teknik adamlara bırakamayacak kadar hoşgörüsüz, acımasız vesaire. Benim bu ilandan ama anladığım şudur. Evet. Bir feveran var orta yerde. Bir çığlık var. Diyor ki kardeşim, siz bizim ne çektiğimizi bilmiyorsunuz. Yani bizimle ilgilenmiyorsunuz. Yani ifadeleri de var bunun içerisinde. Evet. Yani biz yetersiz cirolarla, geçen gün söylemiştim burada, hatırladın mı? Yani böyle yüksek sesle. Demiştim esnaf ve zanaatkarlar odasının bir hesaplaması olmuştu ve bir iş yeri sahibinin, bir esnafın, bir zanaatkarın evine normal olarak ekmek götürebilmek için ayda 35 bin TL ciro yapması gerektiğini hesaplamıştı o şeyde. Sonra ben bunu konuştum o arkadaşlarla. O gün fark ettim. Sonra telefonda da konuştum. Evet dediler, öyle. 35 bin liralık ciro nerede var Cem? Yok öyle bir şey. Nerede var Cem? Şimdi, hangi dükkan ayda 35 bin liralık ciro yapar? Nerede abi? Yapabilir. İmkanı yok. Tamam. Devlet tepende zaten. Onu da yazmışlardı orada. Devlet tepende. Ortada böyle sorunlar varken. Şimdi Cafer Bey hattımızda da. Biz olayım. Zaman kaybediyoruz. Tamam, Cafer Beylerin zaten özel şeyi de var. Onlar dün basın toplantısında. Zaten o yüzden onunla bağlantı. Yani bu feveran, bu çığlık duyulmuyor. Duyulmaz. Şimdi kamuoyuna yapılan açıklamayı az önce okudum izleyicilerimize. Bu açıklama metninin altında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin de imzası var. Aynı zamanda Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği dün bir basın toplantısı düzenleyerek artık dayanacak gücümüz kalmadı şeklinde bir açıklama geldi. İnşaatları durdurma noktasına geleceklerini de söylediler. Özellikle yani bu inşaatları durdurmadan kasıt devlette ücretler alınamadığı için, devletten ücretler alınamadığı için bu inşaatların duracağını açıkladılar. Cafer Bey ile bunları konuşacağız. Günaydınlar Cafer Bey. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Günaydın Sayın Başkan. Günaydın Hasan Bey. Evet, biz sizin bu açıklamalara, diğer örgütlerle birlikte yapılan ortak açıklamaya ve sizin özel dün yapmış olduğunuz, birlik olarak yapmış olduğunuz basın toplantısına atıflarda bulunduk. Dayanacak gücümüz kalmadı açıklaması çarpıcı. Diğer taraftan inşaatların durdurulacağı ve bu
Hasan abicim, bir de Girne Beyaz Bölge İmar Planı. O biraz daha teknik. Daha onu teknik. İstersen karıştırma. Karıştır şimdi. Onu, onu zaten yapmıştın söyleşilerini. Onu biz zaten söyleşi yapmıştık Cafer Bey'le. Evet, bilmiyorum takip ettiniz mi? Geçtiğimiz salı günüydü. Evet. Bunu biz yayında da konuştuk, o sizinle yaptığımız röportajı. Her neyse, oraya girmeyelim, uzatmayalım da size sözü bırakalım. Efendim, öyle bir noktaya gelindi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı dediniz. Bugünkü kamuoyuna yapılan açıklamada da siyasi istikrar isteniyor. Reform sürecinin derhal başlaması, 2016-2018 ekonomik protokolün imzalanması, ortaya çıkarılması bekleniyor. Sözü size bırakalım. Bunlar olmadığı sürece de vakit kaybediyoruz. Bir şirketin de 35 bin TL aylık kazanması gerekiyor ki yaşasın. Evet, sizin yorumunuz nedir? Evet, yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçmişten günümüze siyasetin yanlışları, siyasetin yanlış davranışları, sorumsuzca davranışları neticesinde bu ülke bu noktaya geldi. Ve bu noktaya geldikten sonra, yani dibe vurduktan sonra, en azından siyaset sektörünün artık oturup kendi öz eleştirisini yapmasını sorumluluk sahibi olan kişiler tarafından da doğru adımın atılmasını bekliyorduk. Açıkçası bizim Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarından beklentimiz bu ülkeyi yeni baştan ayağa kaldırmak için sorumlu bir davranış sergilemesini bekliyorduk. Evet. Ama yine önümüzde benzer bir davranış sergilemesi var. Yine aynı kanaatimizce, yine aynı sorumsuzluk sergileniyor. Yine öncelikler toplumun ve halkın sorunları değildir. Yine iç kavgalardır. Yine gereksiz gündemlerdir. Ve bu artık bir yerde isyan noktasına getirmiştir iş dünyası. Yalnız iş dünyası değil, emek kesimi de, emekçi kesim de aynı noktadadır. Yani bu artık kabul edilebilir bir durum değildir. Bakın, bu ülkenin ne kadar büyük sorunları olduğunu, neler yapılması gerektiğini oturup masanın başında defa defa konuştuk. Bunu siyaset kendisi de altını çizerek söyledi. Ama iş uygulamaya geldiği zaman maalesef iç çekişmeler, acımasızca ve düşüncesizce toplumun sıkıntılarının önüne geçiyor. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Bu çok onur kırıcı bir durumdur ve bu bizi gerçekten çok rahatsız etmiştir artık. Evet. Dolayısıyla bu ortak kanaattir. Bu bir mesajdır. Ama eğer siyaset sektörü, siyasetçi bu ülke için yapması gerekenler hususunda adımını atmazsa biz adım atacağız bu noktada. Biz gerçekten ciddi adımlar atacağız. Sayın Başkan, aslında çünkü bulan... artık bu toplum bunu kaldıramaz. Kullandığınız ifade bence çok etkili. Şöyle, şu ifadeniz acımasızca diyor, toplumun önceliklerinin önüne geçiyor siyasetteki şey. Buradaki acımasız vurgusuna dikkat edeceğim. Evet. Ama şimdi mesela evet. Cafer Bey bunu böyle çok soğukkanlı bir şekilde söylüyor. Ama bu şimdi çok burada bir çarpıcı bir şey. Çok çarpıcı bir şey, ama bu algılanabilir mi? Yani benim de bu toplumda bir sıkıntım var. Yani söylediğiniz şeyi ille böyle berbat ederek ortalığı söylemeniz lazım ki hafbedesin insanlar. Anlasınlar. Evet, ama bu ifade zaten yeterlidir. Evet. Bu anlamda Cevher Bey'e sormak isterim. Şimdi bu ifadeniz anlaşılmayacak. Veyahut da bu bildiri de anlaşılmayacak. Maalesef. Çünkü bunun şimdi, örneklerini defaatle gördük. Ne yapacaksınız? Çünkü zaten söylediğiniz cümlenin içinde dediniz ki, yani bir şey söylediniz, sözlerinizi bağlarken şu mana çıkıyordu. Yani daha başka şeyler de yapacağız. Ki müteahhitler yapıyorlar bunu zaman zaman. Yani işte bir sabah kalktığınız zaman Lefkoşa'daki trafiği felç halde görebilirsiniz. Müteahhitler Birliği'nin örgütlülük ve imkanları vesaire buna olanak veriyor diye bunu yapıyorsunuz, ama yani ne çare? Yani hayatımız da bir anlamda onlarla geçiyorlar. Yani zaman zaman çiftçiler, zaman zaman müteahhitler Lefkoşa'daki hayatı 3 gün 5 gün
fetch ederek. Olağanlaşıyor. O da olağanlaşıyor. Bravo hocam. Evet. Yani, buyurun, sizin daha etkili bir şey var mı aklınızda? Bunlardan netice alındığını da görmedik bir de üstelik. Yani belki kısa vadeli netice alınabiliyor. Yani örneğin çift bir miktar para bulunup çiftçilere ödeme yapılabiliyor ama reform hükümeti dedi bu hükümet kendine bunların reformlara hız kattığını da görmedik bu hareketlerin. Yani durumu biraz idare ederler. O gün çiftçiler, müteahhitler evlerine dönerler veya iş yerlerine dönerler. Hayat kaldığı yerden devam eder. Evet, buyurun. Yani öncekilerden çok farklı olduğunu söyleyemem. Tam bir kakatece klasiğine dönüştü bu iş ve bu davranış biçimi. Ama bugünkü iktidardan geçmişteki iktidarlara kıyasla çok daha fazla yüklentimiz vardır. En azından daha fazla sorumluluklarının olduğunu düşünüyorum. Birincisi, ülkenin iki tane büyük partisi anayasayı değiştirebilecek güçtedirler. İkincisi, bu ülkenin dibe vurduğu tespitini yaparak yeniden ayağa kalkması gerektiğini altını çizerek geldiler. Üçüncüsü de toplumu ve ülkeyi çözüme hazırlama sorumlulukları vardır. Ama bu sorumlulukların yansımasını ben göremiyorum maalesef. Demek ki öncelikleri haline gelmemişti. Demek ki söylemden öteye gitmemişti. Ama evet, şunu isteriz. Yani iyi siyaset veya iyi olduğunu iddia eden siyasetçi çözüm üretir. Ben çözümsüzlüğü kabul etmem. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ben kendi sektörümle ilgili sorun yaşadığım zaman onu en kısa sürede çözerim. Benim sorumluluğum budur. Siz de oturacaksınız ve kriz koymayacaksınız toplumun önüne. Ben bunu kabul etmem. Eğer su konusunda bir sorun varsa, eğer ekonomik protokolün imzalanması hususunda bir sorun varsa oturacaksınız ve buna çözüm üreteceksiniz. Evet. Kriz üretmeyeceksiniz. Bu bir mazeret olarak kabul edilebilir değildir. Veyahut da yapamıyorsanız gideceksiniz. Çünkü bu toplumun bunu kabul etmeye, buna daha fazla tahammülü kalmadı. Bu yaşadıkları, bu yaşattıkları krizlerden dolayı kaç kişinin evine ekmek götüremediğini, kaç tane çocuğun okul parasının ödenemediğini statistik verilerini yapar mı acaba bu siyasetçiler? Bakın, toplum çok öfkelidir. Gerçekten çok öfkelidir. İş dünyası çok öfkelidir. Ve daha fazla buna tahammül etmeyeceğiz. Buna gerçekten daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Ne var aklınızda yani, Cafer Bey? 50 tane, 60 tane insan bu toplumun ensesinde daha fazla Andres oynayamayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz gerçekten. Ya bir an önce otururlar, gerçek anlamda reform yapmaya başlarlar. Bir kere yeni bir hükümet krizine de tahammülümüz yok. Çünkü tablo ortadadır. Yani istediğin şekilde ister 3 ile 1'i topla, ister 2 ile 2'yi topla, istersen 4 ile 0'ı topla. Netice 4. Tablo ortadadır. Yani çıkabilecek yeni hükümet modellerini de bilir. Eğer gerçekten bu topluma yararlı bir şeyler yapmak istiyorlarsa o zaman hepsi bir araya gelsin, ülkenin geleceğiyle ilgili yapılması gerekenler bellidir. Yeni yeni modeller üretmeye gerek yoktur. Yapılması gerekenlerin hepsi bellidir. Hepsi bir araya gelsinler, bir kriz hükümeti oluştursunlar, bir çözüm hükümeti oluştursunlar ve toplumla kendilerini ayakta alkışlasın. Aksi takdirde bu ülkenin yeni bir hükümet krizine de tahammülü yoktur. Dayanacak gücü yoktur. Ekonominin çarkları neredeyse durma noktasına geldi ve bizim insanımız o kadar mütevazidir, oturur evinde ağlar ama sokağa çıkıp sesini çıkarmaz. Ama biz bunu görüyoruz. Her geçen gün kapımıza gelen gerek firma temsilcilerinden, gerek onların yanında çalışan insanlardan, gerek bankalarından aldığımız bilgiler, gerek ailelerinden aldığımız bilgilerle biz bu tabloyu görebiliyoruz. Bunu esas görmesi gereken hükümetin kendisi bir siyasettir. Evet. Ama maalesef ve maalesef toplumun kanayan yarasını gören veya oraya parmak basmaya çalışan yok. Peki ne yapılıyor? Vallahi 30 sene önce ne yapıldıysa bugün gene aynısı yapılıyor. Gene iç hesaplar, gene birileri kurultaylara yönelik mesajlar veriyor.
Gene birileri koltuğa oturabilmek için toplumun zafiyetlerini kullanıyor, popülizm yapıyor. Ama maalesef ülke için yapılması gerekenler hususunda adım atılmıyor. Evet. Bu da bizi çok rahatsız ediyor, çok da öfkelendiriyor açıkçası. Şimdi yapmış olduğunuz basın toplantısında sorun 2-3 gün içerisinde çözülmezse yapımına devam ettiğimiz tüm işleri durduracağız dediniz. Bu bir mecburuz. Evet. Bu bir mecburuz sizin... çünkü bakın firmalarımız bu ihaleleri Ekim ayında aldılar. Kasım ayında aldılar. Şu anda aradan 4 ay geçti ve 4 aydır bu firmalar para almadan bu işleri devam ettirmeye çalışıyorlar. Evet. Hiçbir tek kuruş para almadım. Baliye'nin kapısına gittikleri zaman ne yapalım protokol imzalanmadı, ne yapalım şu konusunda anlaşılmadı. Yardım heyetinin kapısına gidildiğinde benzer cevaplar da oradan veriliyor. Biz buna ne kadar dayanacağız yani? Evet. Yani dayanmamız bu mümkün değil. Durdurmak mümkün değil. Durdurmak Cem, bir zorunluluk haline geldi. Evet, yani devam bir etmesi, tercih değil, devam bir protesto etmesi. Değil. Yani bunu bir tehdit olarak algılamasınlar. Zorunluluk halinde durdurmak. Kaçınılmaz bir durumdur yani bu artık. Evet. Elbet. Duracak. Elbet. Cafer Bey çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler teşekkür Sayın Başkan. Ederim. İyi kolay yayınlar. Gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Anladın mı? Yani bu nasıl ki biraz önce dedik 35 bin TL'lik aylık bir ciro yapması bir şey hayal mümkün canım, değil. Yani. Şimdi muhtemelen bu inşaatlar mesela özel olarak inşaatlar İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı'yla konuştuğumuza göre yani işte malzeme sağlayıcılara borçlanarak işçi ücretleri için çünkü işçinin ücretini ödemezlik edemezsin. Hadi ödemedin diyelim. Ne kadar ödemeyeceksin? Yani o insanlar çalışanlar o parayla, o haftalık ücretleriyle ekmek alırlar, süt alırlar yani. Nihayette ailelerin geçinmesi için asgari bir gelire günlük harcamaya ihtiyaç vardır. Evet. Onlar için belki de bankalardaki overdraft limitlerini, kredi limitlerini zorluyorlar. Onların faizleri var. Yani dolayısıyla... Yani bu feveran dediydim başta, çığlık dediydim. Evet. Duyulması gerekir. Bak esnaf ve zanaatkarların geçen hafta sonuydu işte gazetede yayınlandıydı o açıklamaları. Hesaplamalar vardı vesaire. Gördük. Müteahhitleri gördük. Evet. Tamam. Yani ticaret erbabına biraz daha uzun vadeli yansıyabilir şey bu sorun. Ama şimdi mesela bu kesimlere mal tedarik edenler muhtemelen alacakları hesaplar kabarıyor. Ama onların da bir süre sonra bu paraları tahsil ederek mallarını yerine koymaları ve veyahut da bu insanlara yeni mal temin edebilmek için o parayı kullanmaları gerekir. Onlar için de aynı sorun. Yani çark artık böyle yok abi. Takadı. Yani direkt devlet tepende saçmalık, ticaret yapmak saçmalık. Ben dün birçok yani her gün birçok esnafla baş başayım, esnafla görüşüyorum. Yaşamak için değil mi? Kazanmamız lazım. Biz de dışarıda iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Dün sigorta borcum vardı, onu öğrendim. Ana paramın 1/5 kadarını, tamam mı Hasan abi? Bak, ana paramın 1/5 kadarını sigortalar benden faiz olarak istiyor borcumun. Çünkü senden o parayı alsaydı onu nemalandıracaktı. Onun aynen. Bir mantığı var ama yani faizsiz olmaz. İkincisi aynen, faiz olabilir. Ayrı bir konu. İkincisi böyle ceza yüksek, faizleri daima normal faizden yüksektir. Burada yüksek önemli faiz, olan ya faizi bu, tartışmak değil. Senin niye bunu ödeyemediğindir. Tabii ki. Ödemediğin demiyorum. Ödeyemiyorsun. Ha. Çünkü ödemediğin desem bakacağım birdenbire bu kadar insan bu ceza faizlerinden korkmadan bu sigorta primlerini ödemiyor. Düşünmem gerekir ya. Bu insanların hepsi aptal mı? Niye bu kadar ceza yani ödüyor? Bu kadar cezaya gireceğini bile bile anladın ödeyemiyorsun mı? Aptal işte. Olmadığına göre insanlar 35 ödeyemiyorlar. 35 bin rakamı nereden çıkıyor? Evet kazanç. Bunlardan çıkıyor. Yani sen dükkanın anahtarını çevirdiğin an tamam mı? Devlete borçlusun. Para kazandın kazanmadığın çok büyük bir önemi yok. Anladın mı abi? O gün hangi ciroyla işini kapattın? O ay ne kadar kazandın? Mesela bunun hesabını da yapamıyorsun. Çünkü her an senden bir şey isteyebiliyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef bu da çözülemiyor. Siyaset işte Cafer Bey'in söylediği gibi siyaset zaten sorun çözmek için değil. Bak kaç aydır biz herhangi bir sorunun çözümü değil
krizi konuşuyoruz. Çok doğru söylüyor Cafer Bey. Bunlar diyor krizi. Her gün kriz çıkarıyorlar. Yahu yüzlerce sorunumuz var. Böyle bir lüksünüz yok ki. Siyaset sorunları çözme sanatıdır değil mi? Siyaset. Yani siyasetin temeli bu. Sorunu çözeceksin. Sen vatandaşın sorunu çözmek için seçildin. Bu iddiayla geldin. Bunun için bizi ikna ettin. Biz de sana oy verdik. Ama yani sen bizi her gün kriz çıkartıyorsun. Bu problem. Programın sonuna geldik Hasan abicim. Her gün programın sonunda da en güzel noktaya geliyoruz. Programın sonu geliyor. Aslında bu bir şey değil daha. Programın sonuna geldiğimizde aslında şey yapalım biz bir daha. Yani program başında bunları konuşalım. Efendim yarın 7.45'te yeniden beraberiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Bazen canlı, o benim bir yeğenim.